Merhaba canlarım, sevgili öğrencilerim. Ben matematik öğretmeniniz Sevim Öğretmen ve sizleri matematiğin sevimli dünyasına ışınlamak için geldim. Sizlere kısaca sevimli matematikten bahsetmek istiyorum. Bu kanalda matematiğe dair her şeyi yapacağız. Konu anlatımları, soru çözümleri, yeni nesil soru çözümleri, canlı yayınlar, motivasyonlar, sohbetler, birlikte çalışalımlar. Hep birlikte matematiği eğlenerek öğreneceğiz inşallah. Derse geçmeden önce sizden ufacık ricalarım olacak çocuklar. Öncelikle eğer kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmanız, arkadaşlarınızı bu kanala davet etmeniz, videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Hepsi bu kadar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve derse geçiyorum. Bakıyoruz çocuklar. Sorumuzda ne vermiş bize? Sayma pulları vermiş ve demiş ki sayma pulları ile modellenen işlemleri bulunuz. Peki nasıl bulacağız bu sayma pulları ile olanları? Hatırladınız mı? Bir artı pulumuzun askeri vardı. Bir de eksi pulumuzun askeri. Bunlar ne yapıyorlardı? Birbirlerini yok ediyorlardı. Aynen o şekilde biz de yok ede yok ede gideceğiz. Onları kullanacağız yani. Burkan kim canım? Saldırın Seferoğulları! Yürüyün telli oğulları! Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Yani birinciyle. Bakın burada 3 tane eksi pulu var. Bir tane de artı pulu buraya eklenmiş. O zaman şu mu demek çocuklar bu aslında? 3 tane eksi pulum vardı. Yani eksi 3 vardı. Bir de bir şey daha ekledim. Ne ekledim? Artı bir tane artı 1'in pulunu ekledim. Peki bunu eklediğimde ben nasıl devam ettireceğim bu işlemi? Bizim eksi ile artı ne yapıyordu? Savaşıyorlar değil mi? Eksi pulunun askeriyle artı pulunun askeri savaşacaklar. Ve birbirlerini ne yapacaklar? Hop yok ettiler. Geriye ne kaldı? Geriye sadece eksi 2 kaldı. Yani şunu diyoruz. Eksi 3 ile artı 1'in toplamı eksi 2'dir. Şimdi ikinciye bakalım. İkincide ne var? İkincide bakın. 5 tane eksi pulu var. Sonraki aşamaya geldiğimizde 2 tanesi buradan çıkmış. Yani şunu diyor. Eksi 5 elimde var. Çıkartıyorum. Ne çıkartıyorum? 2 tane eksi. 2 tane eksi pulunu çıkarttık buradan. Buradan attık. Bunlar artık yok. Kaç tane kaldı? 3 tane. Eksiden 3 tane kaldı. Eksi 3. Peki bunu bir yöntemle daha göstermiştim size. Onu da şu köşede şöyle bir tekrar göstereceğim. Eksi 5 eksi 2 eşittir. Bunu bir de nasıl yapabiliyorduk? Eksi ile eksi yan yana geldiğinde ne oluyordu? Artı. İkisi birlikte. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Tamam mı? Düşmanımın düşmanı neymiş? Dostummuş. O zaman ikisi yan yana geldiğinde, yani eksi ve eksi yan yana geldiğinde ne oluyorlar? Artı oluyorlar. Eksi 5 ile 2'yi topladık. Ne bulduk? Eksi 3 buluyoruz. Evet, üçüncüye bakalım. Şimdi çocuklar, buradan ne var? Burada 3 tane artı pulu var. Sonra bir şeyler daha katılıyor buraya. Kaç katıldı? Eksi 6. Demek ki şu, artı 3 elimde. Bir şeyler daha geliyor. Ne geliyor? 6 tane eksi pulu geliyor. Yani eksi 6. Sonra ne oluyor çocuklar? Buradaki artı 3 ile şuradaki eksi 3'ü ne yapacaklar? Birbirlerini yok edecekler. Gitti. Geriye ne kaldı? Sadece eksi 3. Bu kadar. Bunu nasıl düşünüyorduk? Hadi hatırlatalım tekrardan. Bir kere ortadakinin kesinlikle ne olmasını istiyoruz? Artı olmasını istiyoruz ve şöyle düşünüyoruz. 3 lira param var. 6 lira borcum var. Yani artıyı param, cebimdeki param ya da alacağım param olarak düşünebiliriz. Eksiyi borcum olarak düşünüyoruz. 3 lira param var. 6 lira borcum var. Borcumun bir kısmını o 3 lirayla kapattım. Geriye ne kadar borcum kalır? 3 lira. Borç olduğu için ne olacak? Eksi olacak. Yani eksi 3. Geldik aşağıdakine. Aşağıdakine bakıyoruz. Bakın burada artı 1 elimde. Artı 1 burada. İkincisinde ne çıkartmış?
Eksi 2 değil mi? Eksi, eksi 2 çıkartma olduğu için eksi yazıyorum. Eksi, eksi 2. Peki ne yapacağız? Eksi ile eksi yan yana geldiği için bunlar ne oluyordu? Artı oluyordu değil mi çocuklar? Şuraya tekrardan yazalım. Artı 1, artı, artı 2. Ne olduğunu karıştırmayın diye. 1 ile 2'yi topladık. Ne oldu? 3. Peki neden hocam bu şekilde hem eksi hem artı eklemi? Çünkü burada eksi, yani çıkartabileceğim bir eksi 2 olmadığı için eksi 2 eklemem lazım. Ama eksi 2 ile birlikte ne yapıyordum? Artı 2'yi de ekliyordum ki birbirlerini ne yapsınlar? Götürsünler, nötrlesinler. Sonra eksi 2 elimde olduğu için onu rahatlıkla çıkartabiliyordum. İşte bu kadar. Şuraya da yazalım. Şöyle şunun cevabını 3 diye. Sevimli Matematik'te canlı Zoom dersleri, birebir online özel dersler ve her şey dahil video dersleri olduğunu biliyor musunuz? Video derslerimizin içerisinde konu anlatım, soru çözüm, yeni nesil soru çözüm, yazılıya hazırlık ve motivasyon videoları dahil PDF dosyalar da sizlerle paylaşılmaktadır. Tüm eğitimlerimiz için, hepsi ve daha fazlası için bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Ben çizmeli kediyim. Bak süper bir şey geliyor. Harika bir sorumuz var. Size bir sürü şeyi öğretecek şimdi. Burada bize demiş ki aşağıdaki ifadeleri karşılarındaki sayılarıyla eşleştiriniz ama ben böyle eşleştirmeyeceğim çünkü o oklar karışıyor. Yanlarına yazacağım cevaplarını. Toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Çocuklar toplama işlemi etkisiz eleman ne olabilir sizce? Hadi bakalım yorumlara bekliyorum. Ne olabilir? Sıfır değil mi? Sıfırla 1'i topladığımda 1'dir. Sıfırla 5'i topladığımda 5'tir. İşte sıfırla 1000'i topladığımda 1000'dir. Etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. O yüzden toplama işleminin etkisiz elemanı neymiş? Etkisiz elemanı sıfırmış. Artı 5'in toplama işlemine göre tersi. Artının tersi sizce ne olabilir? Eksi olabilir değil mi? O zaman artı 5'in toplama işlemine göre tersi ne olabilir? Eksi 5 olur. Kullandıklarımızı şöyle üstünü çizelim. Eksi 5'i kullandık. Sıfırı kullandık. En küçük pozitif tam sayı. Şimdi bizim şöyle bir sayı doğrumuz vardı değil mi? Şuraya sıfır koyuyorduk. 1, 2, 3. Bu taraf ne taraf? Pozitif taraf. Sonra şu tarafa doğru da eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye negatif tarafa doğru gidiyoruz. Burası pozitif taraf ise en küçük pozitif tam sayı sizce hangisi? Burada en küçük pozitif tam sayımız 1'dir. 1 ya da artı 1 yazabilirsiniz. İkisi aynı şeylerdir. Yalnızca eksileri belirtirken başına mutlaka eksi koymanız lazım. O zaman 1'i de kullandık. En büyük negatif tam sayıdır. Şimdi negatifler şu tarafa doğru değil mi? Bu taraf negatif. Sıfır ne negatif ne pozitiftir. Sıfır nötr bir sayıdır. Şimdi negatif sayılar bu tarafa doğru olduğu için eksi 1, eksi 2, eksi 3 derken bu tarafa sol tarafa doğru giderken küçüldüğü için en büyüğü sizce hangisi? Eksi 1 değil mi? Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Benim 1 lira borcum varken mi daha zenginimdir? 3 lira borcum varken mi? 1 lira borcum varken daha zenginimdir. O zaman eksi 1 en büyük negatif tam sayıdır. Eksi 1'i de hop işaretledik. Bunlar çok çıkar bu arada çocuklar. Şu ilk 4'ü çok çok fazla gelecek. Evet sıradakine geldik şimdi. Eksi 9 artı artı 3. Şuraya bir şey koymuş. Demiş ki bu işlemde buradaki kare yerine hangisi yazılmalıdır? Yani bu resmen kek bir soru olmuş. Zaten hocam şurasını vermiş bize. Aynı şuradaki ne yazacağız? Yani eksi 9 yazacağız. Başka ne yazabiliriz değil mi? Zaten bir tane de şurada cevap kalmış. Eksi 9. Size burada kıyak geçmiş. Evet canlarım nasıl buldunuz bakalım sorularımızı? Kedimiz nasıldı kedimiz? Ama bu bir kedi değil biliyorsunuz. Bu bir çizmeli kedi. Süte fısıldayan. Sizce sevimli matematik neye fısıldıyordur? Bir söyleyin bakalım. Bizim çizmeli kedi süte fısıldayan. Peki sevimli matematik? Bence sevimli matematik formüllere fısıldayan olabilir. Sizce? Sayılara fısıldayan olur mu? Hadi bakalım. Üçüncü soru için neyle geçsek acaba? Ben size bir uçak göndereyim. Haydi bakalım. Uçakla geçiyor. Çocuklar eğin başlarınızı. Haydi bakalım.
Uçak çarpmasın size. Evet, muhteşem iki tane sorumuz var sizin için. Demiş ki bize -5 ile +3 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Hemen bu tam sayıları şöyle bir sayı doğrusunda görelim. Hızlıca bir sayı doğrusu çizdik. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor değil mi? Sonra bu tarafa doğru -1, -2, -3, -4, -5 diye gidiyor. Bize -5 ile yani şuradaki ile şuradaki arasındaki tam sayıların toplamını sormuş. Yani şunları toplamamızı istemiş. Haydi gelin toplayalım. -4 artı -3 artı -2 artı -1 artı 0 artı 1 artı 2. Şimdi burada kolay bir yolumuz var. Nedir biliyor musunuz? -1 ile 1 ne olur? Birbirini nötrler değil mi? Bir tane düşman askeri bir diğer askerle ne yapar? Savaşta birbirini yok etti. 1'e 1 gittiler. Ya da 1 lira borcum var, 1 lira da param var. Ne olur? Birbirlerini hop yok ettiler. 2 lira borcum var, 2 lira param var. Hop gitti, yok ettiler. Sonra geriye ne kaldı? 0 zaten etkisiz eleman, o da gitti. -4 ve -3. 4 lira borcum var, 3 lira daha borcum var. 7 lira borcum olur. Aşağıdakine bakalım. Bunun daha büyük sayılı olanlarını da vereceklerse o zaman yine aynı yöntem uygulayın. Yani -1 ile 1'in, işte -2 ile 2'nin ya da -500 ile +500'ün birbirini yok ettiğini unutmayın. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Şöyle şuraya 0'ı koyalım. Şurası -1, -2 olsun. Bu da +1 gibi oldu. -1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sıkıştıramadık. Şöyle uzatalım. Şuraya da 9 diyelim. -2 ve 9 arasındaki tam sayıların toplamını istemiş bizden. Yani şurayı istiyor. Hemen toplayalım çocuklar. -1 artı 0 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, güzel. Ne olacak? -1 ile 1 hop sadeleşti. 0 toplamanın etkisiz elemanıydı. Ne yapıyoruz? Geri kalanını topluyoruz. Normal bir şekilde toplama. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 ile 4'ü topladım 9. 9 ile 5'i topluyorum 14. 6 daha ekliyorum 20. 7 daha ekliyorum 27. 8 daha ekliyorum 35. İşte bu kadar. Haydi bakalım. Peki diğer sorumuza nasıl gideceğiz? Bizim bir kaykaycı köpek vardı. Hatırlarsınız belki. Eski öğrencilerimiz hatırlar. Kaykaycı köpekle gideceğiz. Şimdi köpeğimiz gelecek ve bizi teker teker kaykayına atacak. Diğer soruya doğru hop götürecek. Gelsin mi bizim kaykaycı köpek? Evet, gelsin. Görüyorsunuz, çok tarzdır. Şapkası, gözlüğü harika bir köpektir. Hemen kaykayına atlıyoruz ve diğer soruya doğru yola çıkıyoruz. Bakalım canlarım. Sorumuz çok çok basit. Neden? Hocam sizin verdiğiniz bir yöntem vardı. Eksi ile eksi yan yana gelirse ne oluyordu? Artı oluyordu değil mi? Bunları konu anlatım videolarımızda daha detaylı bir şekilde yapmıştık. Konu anlatımları izlemeyenler izlesinler, olur mu? Onlar da çok daha detaylı. O yüzden burada detaya girmiyorum. Bu sadece bir soru çözümü. Eksi ile eksi yan yana geldiği için artı artı oldular. 6 ile 3'ü topluyorum 9. 2 daha ekliyorum hop 11. Peki nasıl bir 11? Hepsi artı hocam. Artı 11. Cevap Denizli. Evet, sorumuza bakalım. Bize bir üçgen, bir kare vermiş. Bir bazı işlemler vermiş ve demiş ki üçgende kareyi bulun, sonra bunları toplayın. Çocuklar şimdi şu önce üçgene bakalım. Üçgeninki daha kolay. Bakın artı 4 ile neyi toplarsam 0 yapar. Biraz önce öğrenmiştik. Neydi? Artı 4 ile eğer ben bunun eksilisini toplarsam, yani eksi 4'ü, birbirlerini ne yapıyorlardı? Nötrlüyorlardı. Neden? 4 lira param var, 4 lira borcum var, hop nötrledi. O zaman üçgeni çok kolay bir şekilde bulduk. Eksi 4. Hocam peki eksi 3, eksi bir şeyler. Çocuklar bir şey daha öğrenmiştik. Eksi eksi yan yana gelince ne oluyordu? Artı artı. Demek ki şurada bir eksi 3 olursa, değil mi? Ne olur? Eksi ile eksi yan yana geldiği için artı olur. Buradaki eksi 3 ile şuradaki artı 3'ü toplarsam da ne olur? 0 olur. O zaman buradaki karenin ne olması lazım? Eksi 3. Şimdi eksi 4 ile
Eksi 3'ü toplamamızı istiyor. 4 lira borcum var. 3 lira daha borcum. 7 lira daha borcum olur. İşte adan oluyor. Tamam, diğer sorumuza doğru yola çıkalım. Hangi sorumuza? 6. sorumuza. Ama lütfen gözlerinizi 4 açın, olur mu? Haydi bakalım. 6. sorumuz geliyor. Gözlerinizi aynı buradaki gibi görmek istiyorum. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Evet çocuklar. Kayseri'den çıktık yola. Konya'ya doğru gidiyoruz. Kayseri'de hava sıcaklığı -7 dereceyken Konya'da hava sıcaklığı Kayseri'den 4 derece daha fazlaymış. Konya'daki hava sıcaklığı kaç derece olur demiş. -7 dereceyken 4 derece daha fazlaysa 4 derece bunu ne yapmamız lazım? O dereceyi arttırmamız lazım değil mi? Hadi gelin arttıralım. O zaman ne yapmam lazım? -7'ye 4 derece daha eklemem lazım. 7 lira borcum var. 4 lira da param var. Ne olur son durumda 3 lira borcum kalır değil mi? -3. Ya da burada bir termometre düşünebiliriz. Termometreyi düşünelim. Şurada 0 var. Hiç termometre gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle aşağı doğru iner. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Şöyle biraz daha indirelim. Şu yukarıya doğru da ne olur? 1, 2, 3, 4 diye çıkar değil mi? Bizim Kayseri'deki hava sıcaklığımız ne kadar? -7. Yani şurada. Sonra ne istiyoruz biz? 4 derece Konya'nınki daha fazla. 4 derece artsın. 4 basamak yukarı çıkacak. 1, 2, 3, 4. 4 basamak çıktığımızda nereye vardık? -3'e vardık. Bu çizim de çok kötü oldu ama idare edin artık, olur mu? Bomba! Çünkü biliyorsunuz ki sevimli matematikte her soru nasıl bomba gibi değil mi? Sorumuzda bize ne vermiş çocuklar? Sorumuzda bize mutlak değerli bir ifade vermiş ve mutlak değerin içerisine A ve B'yi koymuş. Demiş ki A artı B aşağıdakilerden hangisi olamaz? Demek ki A ve B farklı farklı değerler alacak. Bu yüzden de neyi hatırlamamız lazım? Mutlak değeri. Hemen bir mutlak değeri hatırlayalım. Mutlak değerde ne düşüneceğiz biliyor musunuz? Bir çamaşır makinesi gibi düşüneceğiz. Bu bir mutlak değer olsun. Mutlak değere de benziyor değil mi? Bakın iki köşeden şöyle çizgiler. İşte mutlak değer de bu şekilde. Peki çamaşır makinesinin içerisine temiz bir çamaşır atsak ya da kirli bir çamaşır atsak ikisi de dışarıya nasıl çıkar? İkisi de dışarıya temiz olarak çıkar değil mi? Bakın temiz olarak çıktı. İkisi de temiz olarak çıkar. Pırıl pırıl bir şekilde dışarıya çıktılar. O zaman biz de buradaki mutlak değeri ne olarak düşüneceğiz? Bir çamaşır makinesi olarak düşüneceğiz ve dışarıya her zaman nasıl çıkaracağız? Temiz. Temiz dediğimizde artı olarak çıkartacağız tabii ki. Ama içeride ne olabilir? Hem artı hem eksi olabilir. Şimdi buraya bakın. 3 olarak çıkmış yani artı 3 değil mi? 4 olarak çıkmış yani artı 4. Ama içeride ne olabilir bu A? Artı 3 olabilir. Ama hocam kirli de olabilir. Yani eksi 3 de olabilir. Ya da bu B. Dışarıya 4 diye çıkmış ama içeride artı 4 de olabilir. Eksi 4 de olabilir. Hem eksi 4 de dışarıya artı 4 olarak çıkar. Artı 4 de dışarıya artı 4 olarak çıkar. Her zaman pozitif çıkar mutlak değer içinden. O zaman A 3 olabilir, eksi 3 olabilir. B de eksi 4 olabilir, 4 olabilir. Bunların neyine bakacağız? Birbirleriyle toplanmalarına. Diyeceğiz ki A artı 3 olsun. A'nın artı 3 olduğu değeri. B de kaç olsun biliyor musunuz? B de eksi 4 olsun. İkisini toplayacağız. Artı 3 ve eksi 4'ü topladığımızda ne olur? Eksi 1 olur değil mi? Şimdi geldik. A yine artı 3 olsun. Ama B'yi değiştirelim bu defa. Eksi 4 değil artı 4 olsun. Bu defa ne yapacağız? Artı 3 ile artı 4'ü toplayacağız. Artı 3 ile artı 4'ü topladım. Ne bulurum? 7 bulurum. Hangilerini bulduk şimdiye kadar? 7'yi bulduk. Eksi 1'i bulduk. Eksi 1 gitti. Şimdi diğerine bakalım. A eksi 3 olsun. B de eksi 4 olsun. Eksi 3 ile eksi 4'ü toplayalım. Eksi 3 ile
Eksi 4'ü topluyorum. Ne buluyorum? Eksi 7. 3 lira borcum var. 4 lira daha borcum oldu. 7 lira borcum oldu. Konuşamadım çocuklar. Eksi 7'yi de bulduk. Gitti. Ve son olarak A'ya yine eksi 3 verelim. Ama B'ye artı 4 verelim. Eksi 3 ile artı 4'ü ne yapıyoruz? Topluyoruz. Eksi 3 ile artı 4'ü topladık. Artı 1 buluyoruz. Bu da gittiğine göre hangisini bulamadık biz şıklarda? Artı 5 hiç bulmadık. O zaman cevabımız ne oluyor? D seçeneği oluyor. Dünyadan biraz uzaklaşacağız. Robotlar diyarına gideceğiz. Robotlar diyarı da nerede acaba? Biliyor musunuz? Robotlar diyarında böyle robotları göreceğiz. Bakalım ne yapacağız o robotlarla? Nasıl bir soru çıkacak karşımıza? Merak ediyor musunuz? Bakayım kimler merak ediyor robotlar diyarını. Evet, işte bir tane robot bizi götürmek için geldi. Haydi bakalım robotla birlikte yürüyelim ve robotlar diyarına gidelim. O ne? Selam, ben Çelik, Arçelik. Ya sen kimsin? Da tatlış bir robotumuz var. Soruyu da robotla çözeceğiz zaten. Şimdi çocuklar sayı doğrusu modellerin işlem aşağıdakilerden hangisi demiş. Öncelikle sıfırdan yola çıkacak bizim robot. Şöyle robotun minyatürünü bulduk. Minik robot. Sıfırdan yola çıkacak. İlk önce nereye gidiyor? Bakın. Artı yönde 3 birim gidecek. Bu taraf artı yönü. Artı yönde 3 birim. Şuraya kadar gelecek. O zaman yazalım. Artı yönde 3 birim gittik. Artı 3. Sonra şu tarafa doğru gitmiş. Yani eksi yönde ilerleyecek bu defa. Eksi yönde kaç birim gidiyor? Bir bakar mısınız? Eksi yönde şu aralıkları sayacaksınız. Sakın ha buradaki çizgileri saymayın. 1, 2, şöyle yapalım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi yönde 7 birim gidecek. Eksi yönde 7 birim. Götürelim onu. Bak kaybettik çocuklar. Yürütemedik robotu. Tamam. Evet, eksi yönde 7 birim gitti. Hadi gelin eksi yönde 7 birim. Eksi yönde 7 birim ilerlettik. Sonra çocuklar son durumda sıfırdan ne kadar uzaklaşmış oldu? 4 birim. Hangi yönde 4 birim? Eksi yönde 4 birim. Eksi 4. Hangi şıkta var bu? B seçeneğinde değil mi? B seçeneği doğru cevap alıyor. Evet, yine bomba gibi bir soruydu. Gördüğünüz gibi bombayı patlatalım çocuklar. Cevap. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik canlarım. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. İyi ki benim öğrencilerimsiniz. İyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.